Değerli izleyiciler, iyi akşamlar. Bugün 3 Kasım. Her 3 Kasım'da olduğu gibi Nusret Hoca'yı anıyoruz. Nusret Hoca vefat edeli 32 yıl olmuş. İnanılacak gibi değil. Her 3 Kasım'da beni bir hüzün basıyor. Nusret Hoca'yı anıyorum. Onunla beraber yitirdiğimiz diğer çok kıymetli halk sağlığı hocalarını anıyorum. Rahmi Hoca'yı anıyorum. Devres Hoca'yı anıyorum. Eskiden biz 3 Kasım'larda Nusret Hoca'nın Ankara'daki mezarlıktaki mezarına gider, çelenk bırakır. Onu orada da anardık. Eski hocalarımızdan birisi Nusret Hoca ile ilgili anılarını anlatırdı mezar başında. Sonra Hacettepe'ye gidip bir tören yapılırdı. Bu pandemi pek çok şeyi etkilediği gibi bunların düzenini de etkiledi. Yine de sağ olsun Türk Tabipler Birliği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ve Nusret Fişek Vakfı her 3 Kasım'da Nusret Hoca'yı tekrar anmamızı sağlayan organizasyonlar yapıyorlar. Ne iyi, ne mutlu bize. Nusret Hoca'yı bu şekilde tekrar anabilme fırsatı doğuyor. Onunla beraber elbette demin söylediğim gibi vefat eden diğer değerli halk sağlığı hocalarımızı da anıyoruz. Nusret Hoca'nın kıymetli eşi Perihan Hanım'ı, oğulları Kurtan ve Gürhan Fişek'i de rahmetle anmak istiyorum burada. Sağ olsun Oya Fişek bütün gayretiyle Fişek Vakfı'ndaki çalışmalarını sürdürüyor. Ve böylece Nusret Hoca'nın isminin tekrar tekrar yad edilmesini sağlıyor. Bu akşam birkaç faaliyetimiz var. Önce iki çok değerli konuşmacı Nusret Hoca'yı anacaklar. Daha sonra bir panelimiz var. Panelde de yine başka iki tane değerli konuşmacı. Göçle ilgili, beyin göçüyle, hekim göçüyle ilgili konuşmalar yapacaklar. Nusret Hoca ile ilgili konuşma yapmak üzere ben ilk sözü Türk Tabipler Birliği 2. Başkanı Doçent Doktor Ali İhsan Öktin'e vermek istiyorum. Ondan sonra da Halk Sağlığı Uzmanlar Derneği adına Doçent Doktor Derya Çamur konuşacak. Buyurun Ali İhsan Bey, siz dinliyoruz. Çok teşekkür ederim hocam. Sayın hocalarım, sevgili meslektaşlarım, hepinizi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi adına sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Öncelikle bu açılış konuşmasını Şebnem Hocam yapacaktı. Ancak bilinen nedenlerde bu konuşmayı ben yapıyorum. Ve Şebnem Hocam size bugün avukatımız aracılığıyla da sevgilerini iletti. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Türk Tabipleri Birliği'nin saygıdeğer başkanlarından birçoğumuzun öğretileriyle yetiştiği halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Nusret Fişek hocamızı ölümünün 32. yılında saygıyla anıyorum. Biliyorsunuz her sene anma programımızda düzenleyici heyetimiz tarafından belirlenen konularda sunumlar yapılıyor. Geçen sene aşı konusu ele alınmıştı. Bu sene de halen içinde bulunduğumuz büyük toplumsal sorunların yansıması olan sağlık, emek göçü konuşulacak. Yurt dışı hekimlik yapmak isteyen meslektaşlarımızdan Türk Tabipleri Birliği'nin vereceği İHAL belgesi isteniyor. Dolayısıyla kaç hekimin yurt dışında hekimlik yapmak için başvurduğunu bu şekilde bilebiliyoruz. Elimizdeki verilere ve gidişata bakarsak yurt dışında hekimlik yapmak için başvurular 2022 yılında 10 sene öncesinin 40 katına ve 2021'in ise 2 katına çıkacak gibi görünüyor. Konuşmacılarımız da sağlık emek göçünün nedenleri ve çözüm önerileri hakkında güzel sunum yapacaklardır mutlaka. Ancak söylemem gerekir ki büyüyen bu göç dalgası aslında ülkede bütünlüklü şekilde mücadele edilmesi gereken büyük bir krizi bize göstermektedir. Buna rağmen iktidar gittikçe niteliksizleşen tıp ve uzmanlık eğitiminden geçen binlerce mezuna güvenerek dün bizi alkışlayanlar
bugün giderlerse gitsinler sözleriyle bize gözdağı vermekten çekinmiyor. Sağlık Bakanı da performans sisteminin ismini teşvik olarak değiştirip geçici bir süreliğine ücret artışının sağlanarak çalışma koşullarının daha da ağırlaştırılmaya çalışıldığı beyaz reform dediği sistemde hekim göçünün de önleneceğini belirtiyor. Halbuki görüyoruz ki hekim göçü hızla devam etmekte. Hekimler sadece ekonomik nedenlerle yoksullaştıkları için göç etmiyorlar. Üretim ilişkilerinin insafsızlaştığı, eşitsizliklerin derinleştiği, sağlığın piyasalaştığı, çalışma ve yaşam koşullarının günbegün kötüleştiği, bilime, demokrasiye, insan haklarına saygının gitgide azaldığı, tahakkümün ve sömürünün örgütlendiği bu bir ortamda binbir emekle yetişmiş hekimlerimiz göç etmek zorunda kalıyor. Bahsettiğim koşullar ve sonuçları hem toplumun sağlığını hem de ülkedeki hekimlerin sağlığını bozmaktadır. Tersler ifade etmek gerekirse toplumun, hekimlerin sağlığı ve mutluluğu için emeğin, bilimin, etik ilkelerin, demokrasinin, insan haklarında yanında olmak gerektiğini söyleyebiliriz. Türk Tabipleri Birliği olarak 10 yıllardır sağlığa bu şekilde bütünlüklü bakıyoruz ve bu yüzden de toplumun sağlığını sömürenlerin her zaman hedefindeyiz. Profesör Nusret Hoca, Fişek hocamızın toplumun sağlığının ve hekimlik etiğinin savunusu ile ilgili Türk Tabipleri Birliği'ne ciddi katkıları olmuştur. Kendisi daha çok sosyalizasyon yasası ile tanınsa da bizim onur duyduğumuz diğer bir özelliği de Türk Tabipleri Birliği Başkanı olarak 12 Eylül 1980 darbesinden sonra o baskıcı ve bunaltıcı ortama rağmen idamlara karşı çıkışıdır. 1985'te idam cezalarının infazında hekimlerin görev almasına karşı yapılan açıklama sonucunda şu anda yaşadığımız sürece benzer şekilde Nusret Hoca ve Türk Tabipleri Birliği yargılandı. Baskılarla karşılaştı ancak birlikte duruşumuzla etik ilkelerimizden taviz vermeden bu sıkıntıları güçlenerek aştık. Geldiğimiz süreçte de Başkanımız Şebnem Korur Fincancı'nın bilimi işaret ettiği açıklaması sonrasında hedef yine Türk Tabipleri Birliği oldu. Hala başkanımız ve örgütümüz çok ciddi dezenformasyon ile karşı karşıya. Her gün basında ve sosyal medyada karalama ve linç politikası devam ediyor. Dost bildiğimiz kişilerin bu sürece katılması ise herkesten daha fazla üzücü. Nasıl ki örgütümüze ve Türk Tabipleri Birliği'ne yönelik baskılar, gözaltılar, tutuklamalar gerçeği değiştirmediyse yine de bu süreç Türk Tabipleri Birliği ve örgütümüzü haklı, başkanımıza yapılan gözaltı ve tutuklamaların haksız olduğunu tarihsel süreç ortaya çıkaracaktır. Bu baskıları da hekimlik değerlerimize ve toplum sağlığına hep birlikte sahip çıkarak atlatacağımıza eminim. Bu güzel anma programında emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Sunumlar için konuşmacılarımızı şimdiden tebrik ediyorum. Hepinize çok teşekkürler. Çok sağ olun Ali İhsan Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Türk Tabipler Birliği'nin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini biliyoruz. Hepimiz arkasındayız. Şebnem Hanım'a da geçmiş olsun dileklerimi buradan ileteyim. Derya Hanım buyurun efendim, sizi dinleyelim. Hasuder adına konuşacak Derya Hanım. Teşekkür ediyorum hocam. Değerli katılımcılar, iyi akşamlar. Hasuder Yönetim Kurulu olarak geleneksel 3 Kasım Profesör Doktor Nusret Fişek etkinliğinde sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyuz. Hocamızın anısını yönetim kurulu olarak hazırladığımız ve paylaştığımız metinden kısa bir alıntı yapmak istiyorum. Değerli bilim ve eylem insanı, çok yönlü bir önder ve Türkiye'de halk sağlığı uzmanlığının kurucusu olan Profesör Doktor Nusret Fişek, yurdumuzda çağdaş sağlık anlayışının yerleşmesinde bir öncü olmuştur. Nusret Fişek'in yaşamı tek bir hedefe yönelmiştir. Bu hedef hepimizin de amacı olan insanımızın daha sağlıklı yaşaması hedeftir. Profesör Doktor Nusret Fişek tüm yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığı için en üst düzeyde savaşım vermiş, bilim insanlığıyla, yöneticiliğiyle, eğiticiliğiyle, barışseverliğiyle ve demokratlığıyla bizlere her zaman örnek olmuştur. Nusret Fişek tıp bilimini toplumsal bir bilim olarak görmüş, tıp ile sosyal bilimler arasında her zaman yakın bir ilişki kurmuştur. Hepsinden önemlisi
toplumun sağlık sorunlarını çözmede bilimsel sağlık politikaları üretmiştir. Ülkemizde çağdaş sağlık hizmetleri anlayışının yerleşmesinde sosyalleştirme yasasıyla önemli bir rol oynamış, Yıksız Saha Okulu Müdürlüğü sırasında Türkiye'de halk sağlığı uzmanlık eğitimini başlatan ve Hacettepe Üniversitesi'nde Toplum Hekimliği Enstitüsü'nün kurulmasıyla birlikte ülkemizde halk sağlığı anabilim dallarının açılmasına öncülük etmiş olan hocamız, bugün ölümünün 32. yıl dönümünde saygı, sevgi ve minnetle anılıyor hepimiz tarafından. Onun savunduğu ilki ve uygulamaları yaşatmak görevimiz olacaktır. Hasuden olarak halk sağlığı alanındaki mücadelemiz Nusret Fişek hocamızın saygın ve sevgili aydınlığıyla güçlenerek devam edecektir. Alıntı yaptığım bu metnin bütününe Hasuder web sayfasından ulaşabilirsiniz. Değerli katılımcılar, hepinizin bildiği ve yaşadığı gibi son dönemde doktorların ve tüm sağlık çalışanlarının kötü çalışma koşulları, yaşadıkları mobbing, şiddet, değersizleştirme giderek artıyor. Halk sağlığı uzmanları tüm bu sorunların üzerine özlük hakları ile ilgili ek zorluklar da yaşamaya başladılar. Atatürk'ün "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" dediği günlerden gelir getiren getirmeyen, az hasta bakan, çok hasta bakan, reçete yazan, yazmayan gibi sıfatlarla sınıflandırıldığımız günlere geldik. Sağlık sadece tedavi hizmetlerine odaklandı ve koruyucu hekimliğin üzeri çizildi. Tüm bu yaşananlar bizi bin bir emekle, bin bir güçlükle yetişen nitelikli insan gücü kaynağımızı kaybetme noktasına getirdi. İşte bu nedenlerle bu yıl etkinliğimizde sağlık emek göçünü konuşacağız. Değerli konuşmacılarımız bu konuyu tüm yönleriyle izleyecekler. Ben burada bir de küçük anekdot paylaşmak istiyorum. Benim için çok değerli olduğu için. Hacettepe'de halk sağlığı asistanı olarak görev yaparken 3 yıl üst üste yüz yüze gerçekleştirilen bu etkinliğin sunuculuğunu yapmıştım. Bu görev bana verildiğinde çok büyük gurur, onur ve heyecan hissetmiştim. Elim ayağım birbirine karışmıştı. Çünkü hocamızın adı vardı etkinlikte. Aradan yıllar geçti. Bugün aynı etkinlikte Hasuder adına sizlerin karşısındayım. Ve bu benim için gerçekten çok büyük bir mutluluk. Hocamız Nusret Fişek artık yanımızda değil. Birçoğumuz onu fiziken görmemiş, birlikte çalışmamış olabiliriz. Ancak biz onun yaptıklarını okuduk. Onun öğrencisi olmuş hocalarımızdan dinledik ve öğrendik. Bizler de bizden sonrakilere yapılanları gururla anlatıyoruz ve aktarıyoruz. Onun taşlarını döşediği yolda, onun meşalesinin aydınlığında kararla, azimle ve özveriyle yürümeye devam ediyoruz. Sağlıklı yaşamanın bir insan hakkı olduğunu savunan, herkese nitelikli sağlık hizmeti ulaşması için çalışan hocamızın izinden, onun ilkeleri ve öğrettikleri ışığında toplum için çalışmaya devam edeceğiz. Çok değerli konuşmacılarımıza ve Türk Tabipleri Birliği'ne emekleri için teşekkür ediyorum. Hepinize Hasuder Yönetim Kurulu adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ederim. Halk Sağlığı Uzmanlar Derneği ismine layık Nusret Hoca'yı anan bir konuşma yaptınız. Sağ olun, var olun. Belirttiğiniz gibi Nusret Hoca pek çok işe girdi. Ufsa Okulu'nda çalıştığı, bakanlık müsteşarlığı yaptığı, Nüfus Etkileri Enstitüsü'nde kurduğu, Halksa Toplum Hekimliği Enstitüsü'nü kurduğu, her girdiği işte Türk Tabipler Birliği Başkanlığı'nda hep başarılıydı. Çünkü çok çalışkan bir insan, çok zeki bir insan, çok doğru bir insan. Her zaman doğrudan yana, insandan yana, haktan yana, eşitlikten yana, demokrasiden yana, barıştan yana oldu. Onu bu şekilde anmak, halk sağlığı uzmanlarına devretmek bu görüşlerini Halk Sağlığı Uzmanlar Derneği'nin bir görevidir, işlevidir. Bunu üstlendiğiniz için de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum Derya. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Güzel sözleriniz için. Değerli arkadaşlarım, şimdi iki başka kıymetli konuşmacımız sağlık emek göçüyle ilgili bize görüşlerini sunacaklar. Sağlık emek göçü çok ciddi bir problem. Ülkemiz için de problem. Başka ülkeler için de problem. Yani sadece Türkiye'den değil, Afrika'dan, Hindistan'dan, Pakistan'dan, Latin Amerika'dan gelişmiş ülkelere büyük bir hekim göçü var. Sadece hekim de değil, beyin göçü var. Hem de
bu beyinlerin en kıymetlileri, yabancı dil bilenleri, girişimci olanları, başarılı olanları gidiyorlar. Bu büyük bir kaynak israfı. Altında yatan bir sürü nedenler var elbette. Bunları arkadaşlarım anlatacaklar. Bu göçün sonucunda da göç veren ülkelerin büyük kayıpları oluyor. Yapılan bir araştırma hekim göçüyle beraber o ülkelerde ölüm hızının arttığını gösteriyor. Bu şaşılacak bir durum değil. Bugün Türkiye'deki durumda aynı şekilde hastanelerimizde hekim bulamıyoruz. Türk Tabipler Birliği'nin saptamalarına göre bu daha da artacak, daha da kötü bir duruma gidecek. Hekime ulaşmak iyice zorlaşacak. Onun için bu göç konusu çok iyi seçilmiş bir konudur. Arkadaşlarım bunu dile getirecekler. Şimdi arkadaşlarımı tanıtacağım ama ondan evvel Nusret Hoca ile ilgili birkaç anımı paylaşmak istiyorum sizlerle. Nusret Hoca'nın öğrencisiyim. Bizlerle ilk öğrenciler olduklarımız için çok yakın ilgilendi. Sağ olsunlar. Bütün halk sağlığındaki hocalarımız birebir ilgilendiler. Biz 600 saat halk sağlığı dersi görmüştük. Bu aramızdan pek çoğunun halk sağlığını bir uzmanlık dalı olarak seçmesine de neden oldu. Ben dahil. Bu yakın ilişkiyi ve bilgilendirme. Nusret Hoca'yı mezun olduktan sonra görmeye gittim. Bizim sınıftan ve bir önceki sınıftan 1969 ve 70 mezunları Hacettepe arasından sağlık ocaklarına bir tek ben gittim. Öbür arkadaşlarım hepsi ihtisasa kaldılar. Nusret Hoca'ya gittim, dedim ki hocam ben sağlık ocağı hekimi olmak istiyorum. Nerede çalışayım, ne önerirsiniz? Dedi ki yahu Erzurum'a git dedi. Orada Rami var dedi. Hem sen ona destek olursun hem sen ona o sana destek olur dedi. Öyle yaptım. Erzurum'un bir sağlık ocağına gittim. Pasinler'in bir köy sağlık ocağı. Orada 1,5 yıl çalıştım. O dönem için çok çeşitli sıkıntılarım oldu. Bu sıkıntılarımı Nusret Hoca ile paylaştım. Mektuplaştık. Bana mektupları var, hala duruyor, saklıyorum. Bunlar benim için çok kıymetlidir. Çünkü o sıkıntılı günlerimde Nusret Hoca'nın mektupları bana destek oldu. Yönümü aydınlattı. Daha sonra Nusret Hoca'nın müdürlük yaptığı Hıfza Okulu'nda çalıştım. Nusret Hoca'ya yaptıklarını orada çok daha iyi öğrendim. 1941 yılından Nusret Hoca'nın müdürlük yaptığı 1958 yılına kadar okulun fazla bir aktivitesi olmamış. Nusret Hoca oraya müdür olur olmaz hemen ilişkiler kurmuş. Dünya Sağlık Örgütü ile halk sağlığı uzmanlık eğitimleri başlamış, kitapları yayınlanmış, uluslararası sempozyumlar düzenlenmiş. Bir aktivite, bir çalışma, bir üretim. Nusret Hoca her gittiği yere damgasını vurmasını bildi. Sağlık Bakanlığı müsteşarlığında da, Hacettepe'de de, nüfus etkilerinde de çok önemli işler yaptı. Bu Hıfza Okulu'nda ben kendisini yaptıkları daha yakından görebilme fırsatı yakaladım. Nusret Hoca ile diğer bir anım, 1988 birinci Halk Sağlığı Kongresi sırasındadır. Bu 1980 ihtilalinden sonra baskıcı rejim nedeniyle toplantı falan filan yapılmıyordu. Kongre mongrelerde durmuştu. Nitekim ilk halk sağlığı kongresini Türk Tabipler Birliği ve benim de yönetim kurulunda olduğum Antalya Tabip Odası beraber yaptık. Hiçbir fakülte halk sağlığı bu konuya el atmamışken. Bunu hiç unutamıyorum. Gayet güzel bir kongre oldu. Antalya'da PTT'nin deniz kenarındaki tesislerinde arkadaşlar kaldılar. Çok az bir ücret ödendi. Çok güzel dört başı mamur bir kongre yaptık. Belki de bence kongrelerin en iyisi oydu, birinci kongre. Orada Nusret Hoca'nın gayretini hiç unutmuyorum. Oraya koşturdu, buraya koşturdu. Bu kongrenin hayata geçirmesi için çok gayret sarf etti. Ben 1990'da Ankara Tabip Odası yönetim kurulu başkanlığı yaptım. Bir 14 Mart'ta Nusret Hoca'yı çağırdık konuşma yapması için. Nusret Hoca o dönemde hastaydı, prostat kanseri vardı. Ama hiç gözünü kırpmadan kalktı geldi. Kemiklerinde metastaz vardı Nusret Hoca'nın.
konuşmasını yapmadan bir gün önce kapıya el attı, kol kırıldı. Hiçbir şey yapmadan yani kapıya el attı, sadece kolu kırıldı. Hemen götürdük, kolu alçı alındı vesaire. Hocam dedim, tamam teşekkür ederiz. Buraya kadar geldiniz, zahmet ettiniz, biz sizi Ankara'ya götürelim. Bu kadar yeter. Yok dedi, o kadar insan beni görmek için, dinlemek için gelecek dedi. Onları hayal kırıklığına uğratamam dedi. O haliyle, gene hastalığı, kol kırıklığı haliyle, tekerlekli sandalye üstünde, kalktı konuşmasını yaptı, çok da güzel bir konuşma yaptı. Nusret Hoca öyle bir adamdı. Dirençli, çalışkan, özverili, hayatını adamış. Kendisini tekrar burada rahmetle anıyorum. Nusret Hoca'yla daha yakın, daha sık ilişkiler kuramış olmaya çok üzülüyorum. Çok daha iyi tanıyabilirdim. Ben onun asistanı olamadım. Daha sonraki hayatımda çeşitli şekillerde karşılaştık, çeşitli toplantılarda, panellerde beraber olduk. Her konuşmasından bir şeyler kaptım, bir şeyler öğrendim. Yeni nesillerin onu tanımamış olmaları çok büyük bir kayıptır. Tekrar Allah rahmet eylesin diyorum. Şimdi değerli arkadaşlarım, iki tane konuşmacımız var. Bir tanesi Doktor Nasır Nennasır. Doktor Nasır, sağlık emek göçünün dünya ve Türkiye bağlamında incelenmesi konusunu irdeleyecek. Yani niçin insanlar göç ediyorlar? Elbette benim de demin bahsettiğim gibi çeken güçler var, iten göçler var ve büyük bir sorun. Onu anlatacak. Niçin? Nasır Bey 1991 Ege Tıp mezunu. Celal Bayar Tıp Fakültesi'nde halk sağlığı lisansını yaptı. Sonra Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sağlık yöneticisi olarak çalıştı. 1920-22 yıllarında Türk Tabipler Birliği'nin halk sağlığı kolu başkanı olarak görev yaptı. Çok önemli bir görevdir. Çok eğitici bir görevdir. Türk Tabipler Birliği halk sağlığı kolu. Sonra Mersin, bu yılın Nisan ayında Mersin Tabip Odası Başkanlığı'na seçildi. Şimdi o görevi yürütüyor. Aynı zamanda tam zamanlı iş yeri hekimi Nasır. Diğer konuşmacımız Profesör Doktor Ahmet Saltık. Ahmet Hoca 1977 İstanbul Tıp mezunu. Daha sonra 1981'de halk sağlığı lisansını yaptı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çalıştıktan sonra Ankara Tıp Fakültesi'ne göreve başladı. 2020 yılında da oradan emekli oldu. Şu anda Atılım Tıp Fakültesi öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Ama Ahmet Hoca'nın 40 tarakta bezi var. Aynı zamanda hukukçudur. Aramızda o kadar hak sağlığı arasında hukuk fakültesi, siyasal fakültesi bitiren, hukuk konusunda yüksek lisans yapan, şu anda da doktora yapmakta olan tek kişi Ahmet Hoca. Ondan da öte Ahmet Hoca sürekli konuşuyor. Atatürkçülükle ilgili konuşuyor. Aydınlanmayla ilgili konuşuyor. Sağlık hizmetleriyle ilgili konuşuyor. Yazıyor. Yüzlerce televizyon konuşması, makalesi var. Sağ olsun, eline sağlık. Bugün de Ahmet Hoca'dan sağlık emek gücü sorununun çözümleri ve önerilerini dinleyeceğiz. Yani Nasır'ın ortaya koyduğu sorunları nasıl çözeriz? Onları anlatacak. Bu kısa girişten sonra ben sözümü konuşmacılara vermek istiyorum. Soru olanlar olabilir. Bunları lütfen konuşmacının sonunda, konuşmacıların sonunda saklayalım. İlk konuşmacı Nasır Bey. Buyurun efendim. Siz dinliyoruz Nasır Bey. Ekran paylaşımı yapacağım. Yaptınız, geldi. Sesim geliyor mu hocam? Geldi, geldi. Sesin de geliyor, ekran da geldi. Tamam hocam, teşekkürler. Tüm katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Bende emeği olan, yani bende izi olan Necati Hoca'yla ve Ahmet Hoca'yla aynı oturum içinde bulunmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Nusret Fişek Hoca'mızın anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Nusret Hoca Türkiye'de bir halk sağlığı önderidir. Sosyalizasyon yasasının mimarıdır. Nusret Fişek
Türk Tabipler Birliği Başkanı olduğu dönemde 1985 yılında idam cezalarına karşı olduğu için Merkez Konseyi ile birlikte yargılandılar. Hekimlik etiği ve değerlerine uymadığı için idama karşıydılar ve beraat ettiler. Türk Tabipleri Birliği tarihi boyunca sürekli halk sağlığına dair ilerici bir duruş sergilemiştir ve yargılanıp kapatılmakla tehdit edilmiştir. Şu an Merkez Konseyi Başkanımız Şebnem Hocamız bir kurumu suçlamadan kimyasal silahlarla ilgili iddiaların bilimsel yöntemlerle raporlandırılması ve incelenmesini söylediği için gözaltına alındı ve sonra tutuklandı. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Şebnem Hoca ile 27 Mart'ta Samsun'da Silivri Nükleer Güç Santrali ÇED raporunun iptali için duruşma salonunda 8 saat boyunca beraber yan yana oturduk. Geçen Perşembe günü, yani bugün, Şebnem Hocamız tutuklanma istemiyle Ankara Adliyesi'ne getirildiğinde yine 8 saat boyunca duruşma salonundaydım. Hocamızı ancak birkaç saniye görebildim. Elimi kaldırdım merhaba demek için. O zaman polislerin kalkanları kalktı. Şunu da belirtmek istiyorum. O süreçte, Ankara Adliyesi'ndeki süreçte arkadaşlarımız gözaltına alındılar, darp edildiler. Yani bu demokratik hukuk devletine yaraşır bir durum değildir. Bugünlerde geçecek diyorum. Şebnem Hoca'ya özgürlük diyorum. Şimdi benim sunumum sağlık emek göçünün dünya ve Türkiye bağlamında irdelenmesi konusunda bir sunum yapacağım. Öncelikle dünyadaki ekonomi politiği üzerinden ve daha sonra ülkemizdeki durumundan söz edeceğim. Şimdi uluslararası sağlık emek göçü kaynakçalarda, literatürde iki şekilde değerlendiriyorum. Yani bir, sağlık emek göçünün kötücül itici nedenleri, bir de çeken nedenler. Şimdi kötücül itici nedenler dediğimiz zaman aşina olduğumuz durumlar. İşte burada düşük ücret var, ekonomik kriz var, sağlık sistemindeki kaynak yetersizliği var, mesleki gelişim olanaklarının sınırlı ya da hiç olmaması var, ekonomik istikrarsızlık var, politik zorluklar var, personel yetersizliği, aşırı iş yükü var, işsizlik var, açlık var, yoksulluk var. Bugün Türkiye'de hekimlerin ve sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğu açlık sınırının altında çalışmaktadır. Şiddet var. Bugün Türkiye'de sağlık çalışanları çok yüksek oranda bir şiddetle karşı karşıya kalmaktadır. Mobbingle karşı karşıya kalmaktadır. Güveni olmayan çalışma koşulları var. Güvenlik endişesi var. Kendi ülkesinde gelecek görememe var. İnsan hakları ihlali var. Kötü olumsuz çalışma koşulları var. İş güvencesinin olmaması var. Ülkede sivil çatışmalar var. Bunlar sağlık emek göçünün kötücül, yani itici nedenleri. Şimdi uluslararası sağlık emek göçünün çekici nedenleri olarak gösterilen daha yüksek gelire sahip olma, işte işçi dövizini gönderme, daha iyi çalışma koşulları, daha iyi bir sağlık sistemi, ileri eğitim fırsatları, seyahat olanakları, aile için daha iyi bir gelecek, kendisi için daha iyi bir yaşam olarak çoğaltılabilir. Buradaki hani konu başlıklarını literatür taranarak ortaya çıkarmıştı. Onu belirtmek istiyorum. Ancak bunu Onur Hocamızın Toplum Hekim Sayısındaki yazısından da alıntı yaparak söylüyorum. Uluslararası sağlık emek göçünün kötücül ve çeken nedenlerin üzerinden sadece resme baktığımız zaman, maalesef uluslararası literatür böyle, bu resmin sadece küçük parçasını bize gösterir. Resmin büyük parçası başka bir yerdedir. Yani evet, itici ve çekici nedenler göçte etkili etmenlerdir. Ancak göçün temel nedenleri değildir. Bu nedenle göçün önemli bir bölümü piyasacı ekonomik politikalara aittir. Dünya Ticaret Örgütü 1994 yılında konuda hizmet ticareti genel anlaşmasıyla birlikte sağlığın piyasalaştırması ve ticaretleştirmesinde kilit rol oynamıştır.
Ve bu hizmet içeriği genel anlaşmasıyla çalışma biçimlerinde kökten değişimini de beraberinde getirmiştir sağlık alanda. İşte esnek çalışma, performansa dayalı çalışma, giderek iç güvensizliğin yayılma yükselmesi. Şu an bunlar bizim ülkemizde çok yaygın bir şekilde görülüyor. Yani kısacası sağlık emek göçünü bir emek pazarı olarak bakmamız gerekiyor. Ve bu pazar küresel güçler tarafından kontrol edilmektedir. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Yani dünyada sağlık emek göçü geçmişten bu yana, yani eski tarihlerden beri var. İşte hekimler bilgi ve göreneklerini kendirmek için belli merkezlere giderler. Fakat bizim bildiğimiz anlamda sağlık emek göçü 1960'lardan 1970'lerden sonra başlayan bir süreç. Şimdi buradaki bir endüstrileşmiş ülkelerde sağlık hizmetlerinin çok hızlı bir gelişimi var. Bu sağlık hizmetlerinin çok hızlı bir gelişim olunca burada ortaya çıkan bir sağlık çalışanı açığı var. Bu dönemde aynı zamanda gelişmekte olan, yani çevre periferi kapitalist ülkelerde kendi sağlık emek gücünü yetiştirmeye başlıyordu. Bu merkez kapitalist ülkelerde açık ortaya çıkınca merkez kapitalist ülkeler bunları daha iyi çalışma koşulları ve daha iyi ücretle kendi ülkelerine göçtüler. Yani beyin göçünden söz ediyor. Yine sağlık hizmeti üretimi sanayi üretiminden farklı kılan önemli özellikler bulunmaktadır. Şimdi siz sanayi üretim teknolojik gelişme oldukça emek üretimine daha az ihtiyaç duyarsınız. Ama sağlık hizmeti üretimini, burada Onur Hoca'nın yine belirttiği gibi, sağlık hizmeti üretimi teknoloji geliştikçe burada emek gücüne ihtiyacınız tekrar ortaya çıkıyor. Bu emek gücüne ortaya çıkması merkez kapitalist ülkelerinde bir sağlık emeğine ihtiyacı doğurmuştur. Bir de sağlık sektöründe yeni ve ileri teknoloji kullanım. Şimdi yeni ve ileri bir teknoloji kullandığınız zaman buradaki maliyetler artıyor. Maliyetler artınca sizin kar edebilmeniz için çalışanların ücretini düşük göstermeniz gerekiyor. Merkez kapitalist ülkelerde çalışan sağlık emekçilerin belli güvenceleri olduğu için bunları düşük ücretlerle ancak çevre kapitalist ülkelerden gelerek bunu temin edebilirsiniz. Bir de kapitalist ülkelerde sağlık hizmeti 1970'li yıllara kadar büyük oranda kamusal olarak destekleniyordu. Ancak son 50 yıldan beri halen devam eden kapitalizmin krizleri nedeniyle sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda piyasalaşmış ve ticarileşmiştir. Bu piyasalaşma ve ticarileşme neticesinde bir talep doğurmuştur. Bu da yine bir sağlık emek göçünün merkez kapitalist ülkelere gitmesini, aynı zamanda çevre kapitalist ülkelerdeki piyasalaşma ve ticarileşmeyle bir işsizlik sorununu da paralelinde getirmiştir. Şimdi göç veren ülkelerde sağlık emek gücüne nasıl bir etki ediyor? Şimdi burada eğitim kurumlarının ve öğrencilerin yatırım ya da kar getirici bir nesne olarak görülmesi. Örneğin Almanya'ya göç varsa tıp fakültesi eğitimini Almanca'ya çevirebiliyor. Ya da Fransa'ya yönelik bir göç talebi varsa Fransızca'ya çevirebiliyor ya da İngilizce yapabiliyor. Bu kalanlarda ülkede kalan sağlık çalışanın iş gününde artma ve daha uygun koşullarda çalışması. Meslek hastalıkları ve iş kazalarının görülme sıklığının artması. Nitelikli emek gücünün göç etmesiyle nedeniyle sağlık hizmetlerinin daha az nitelikli ya da niteliksiz emek gücü ile yürütülmesi. Tüm bu olumsuz sonuçların kamu sağlık kurumlarından daha fazla hissedilmesi söz konusu. Bir de göç veren ülkelerde, yani burada şu kadar, siz çok göç verdiğiniz zaman bir de o ülkede kalanlar var. Şimdi buradaki kaynakçalarda dile getirilen, yani insanlar kendi ülkelerini niçin terk ederler? Çok büyük bir memnuniyetsizlikleri vardır. Yani kalanların da bir memnuniyetsizliğini aynı zamanda bu gösterir. O yüzden burada bir tükenmişlik, bir depresyon, bir intihar ve bu tükenmişlik içerisinde tıbbi hatalara ve ölümlere yol açan bir süreçten de söz edebiliriz. Göç alan ülkelerde sağlık emek gücüne etkisi. Göçmen sağlık çalışanının olan bağımlılığının artması. Şimdi belli bir yüzde yurt dışından gelince ona göre bir sağlık çalışma gücünü belirliyor. Örneğin son 10 yıldır İngiltere'de
dışarıdan gelen sağlık emekçilerinin oranı %12 civarında. Son yıllarda kısmen bir artış vardır. Yani burada o bağımlılığı hissederek bir politik oluşturacak. Bir de şunu belirtmek gerek. Yani on binlercene, yüz binlercene sağlık çalışanı merkez bir kapitalist ülkeye gittiğinde hadi işim hazır, hadi hemşirelik yapacağım, işte fizyoterapistim olan da çalışacağım, röntgen teknikim gibi bir durum söz konusu değil. Hatta bu bazen hekimler için de söz konusu değil. O yüzden bu göçme sağlık çalışanlarının çok büyük kısmı uzun süre kendi alanları dışında çalıştırılıyor. Emek sömürüsü içerisinde çalıştırılıyor. Benzincide çalışıyor, markette çalışıyor, otelde çalışıyor. Ve o ülkedeki sağlık çalışanının çalışmak istemediği tehlikeli, riskli işlerde ve kurumlarda çalıştırılıyor. Yine bu süreçte meslek sakarı iş kazanına görülme sıklığında da bir artış görülüyor. Göçmen sağlık çalışanların daha emek yoğun ancak daha ucuz emek gücü olması durumunu da net bir şekilde görüyoruz burada. Göçmen sağlık çalışanların esnek üretim stratejilerinin daha fazla maruz kalması söz konusu. Göçmen sağlık çalışanlarının daha fazla ayrımcılığa ve şiddete maruz kalması söz konusu. Tabii burada göç ettikleri ülkeden dolayı sendikal ve meslek örgütlenmenin yasal mevduat nedeniyle ya hiç olmaması ya da düşük olması. Yani burada örgütlü bir yapıyla karşılaşmıyorlar. Ya da örgütlenme süreci çok yavaş ilerliyor ya da hiç olmuyor. Bu da paralelinde çok büyük bir emek sömürüsünü de meydana getiriyor. Şimdi sağlık sistemine etkisi göç veren ülkelerde birçok göç veren ülkelerdeki sağlık sistemleri çok ciddi bir krizin içinde. Akut bakım ve tedavilerin ertelenmesi söz konusu. Sağlık hizmetlerinin sunulamaz hale gelmesi söz konusu. Bazı sağlık kuruluklarının kapanması söz konusu. Uzun süre randevu alamama söz konusu. Bir de göç veren özellikle kırsal bölgedeki temel sağlık hizmetlerinin yürütülememesi söz konusu. Göç veren bir ülkeyseniz siz, bu aynı zamanda buradaki göç ve siz kırsal ya da dezavantajlı grupta sağlık hizmeti sunamadığınız için buradaki eşitsizliğin boyutu artıyor. Eşitsizliğin boyutu artıyor. Hizmetin niteliğinde azalma söz konusu. Ulusal bir sağlık politikaları stratejilerini belirleyemiyorsunuz. Uzun, çok bir sağlık göçü verdiğiniz zaman. Bu aynı zamanda ülkede kalan sağlık çalışanlarının kamu sektöründen özele geçişleri birçok ülkede söz konusu. Birçok bulaşıcı hastalığın artması söz konusu. Topluma etkisine bakarsak nitelikli bakım ve tedavi hizmetlerinin alınamaması ya da hizmete ulaşamaması, sağlık hizmeti sunumunda eşitsizliğin artması, göç alan ve veren ülkelerin sağlık ötkeleri değerlendiğinde çok derin eşitliklerle karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Bu hem ülke içinde hem köylerin karşılaştığında. Örneğin Sahra Altı Afrika ülkelerinde, yani burada 50'ye yakın ülkeden söz ediyorum, 100 bin canlı domda 500'den fazla anne ölümü görülmekteyken bu Avrupa Birliği ülkelerinde rakam bunun 60 katından daha az olarak karşımıza çıkıyor. Bir de burada korunabilir ve önlenebilir toplum birçok sağlık sorunlarıyla karşılaşmakta. Şimdi ortalama yaşam beklentilerine baktığımız zaman burada ortalama yaşam süresi 50'nin üzerinde olan ülkeler var. Görüyorsunuz koyu mavi. 50'nin altında olan ülkeler de var. Şimdi burada aslında sağlık emek göçünün normalde nereye olgunlaşması gerekir? Yani adil bir dünyada sağlık ortalama yaşam süresinin 50'nin altında olan ülkelerde olması gerekir. İşte 5 yaş altı çocuk ölümlerine baktığımız zaman yine burada özellikle Doğu Akdeniz ülkeleri, Güney Asya ülkelerinin ve Sahra Altı Afrika ülkelerinin burada çok büyük bir eşitsizlik içerisinde olduğunu görüyoruz. Yine anne ölüm hızlarına baktığımız zaman bu eşitsizliği görüyoruz. Bunlar, buraya onlarcana daha bu şekilde sağlık göstergesini koyabiliriz. Şimdi bu kadar eşitsizlik varken
Örneğin yüksek gelirli ülkelerde 100 bin sağlık çalışana karşı, burada 100 bin sağlık çalışanıyla kastettiğimiz nokta ebe, hemşire, doktor, eczacı ve diş hekimini kastediyoruz. Burada ki şeyde 10 bin nüfusa, yüksek gelirli ülkelerde bu 100 binde 180'e çıkarken, bu düşük gelirli ülkelerde 100 binde 20 civarlarında seyretmektedir. Yani burada 6 katı artan bir eşitsizlikten söz ediyoruz. Bakın buna rağmen, olmasına rağmen şimdi son verilere göre sağlık emek göçü, burada tabii ki hekimler de dahil, çevre kapitalist ülkelerde, yani bu sağlık göstergeleri çok kötü ülkelerden merkez kapitalist ülkelere doğru çok yoğun bir şey var. Burada yeşil okunu kalını ne kadar fazlaysa o kadar sağlık emek göçüyle karşılaşıyorum. Yine burada ülkelerde 100 bin nüfus başına sağlık çalışanındaki eşitsizliğini bir daha görüyoruz. Şimdi bu eşitsizliğin boyutunun çok derin olduğunu gördük. Ve bu eşitsizliğin merkez kapitalist ülkelere doğru aktığını ve büyüdüğünü gördük. Peki önümüzdeki yıllarda eşitsizlik devam edecek mi sorusuna şöyle bir yanıt verebilirim. 2020'de 65 milyon civarında bir sağlık çalışanından söz ediliyor. Şimdi bu 2030 yılında işte Dünya Sağlık ve belli yapılan çalışmalarda bunun 84 milyona çıkacağı söyleniyor. 2030 yılı için. Bu süre zarfında nüfus artışında %9,7'lik bir artış olacak. Ancak buradaki sağlık çalışanı artışı evet %29 artacak. Fakat yine burada dezavantajlı gruplar, buradan yani Doğu Afrika ülkeleri, Doğu Akdeniz ülkeleri, Güneydoğu Asya'da birçok ülke burada olumsuz bir şekilde etkilenebileceğini net bir şekilde söyleyebilirim. Bir de şöyle bir şey var, hani biraz önce söyledim, işte işçi döviz gelirleri, işte kişi Hindistan'da Hindistan'dan Avrupa'ya, Amerika'da çalışıyor, ailesine döviz getiriyor. Literatür işte bunu olumlandırmak anlamında söylüyor. İşte bakın diyor, ailelerine şey gönderiyor, hani bizim ülkemizdeki Almancılar Avrupa'da çalışanların bir dönem olduğu gibi. Fakat gerçek böyle değil. Evet bir döviz gelimi var ama gerçek kayıpla karşılaştığımız zaman durum çok dramatiktir. Şimdi bu çalışmada yani şunu önce belirtmek istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yani 3 milyona yakın bir doktor açığı olduğunu söylüyor. Yine Dünya Sağlık Örgütü hekimlerin dünya çapındaki adaletsiz dağılımı hekimlerin düşük ve orta gelirli ülkelerden yüksek gelirli ülkelere göçüyle daha da kötüleşeceğini öngörüyoruz. Şimdi şu hesaplanmış. Evet, hekimler düşük gelirli ortamlarda buradaki yapılan bir hesaplamada bu hekim göç eden hekim sayısı, buradaki 5 yaş altı ölüm sayısı, anne ölüm sayısı üzerine yapılan bir hesaplama üzerinden bu göçün maliyetinin düşük ve orta gelirli ülkelerde ortalama 16 milyar Amerikan dolarının eşdeğer olduğu söyleniyor. Yani burada ciddi anlamda bir emek sömürüsünden, bir ekonomik kayıptan söylüyorum. Peki kişiler gidiyor, meslektaşlarımız gidiyor. Herhangi bir bireyin göç etme motivasyonu son derece kişisel. Kişisel olmasına rağmen ama bizim anlamamız gereken bu beyin göçünün tamamının derin halk sağlığı ve ekonomik sonuçları olduğunu hiç unutmamamız gerekiyor. Şimdi bakın bu göçün maliyeti öyle bir şey ki gayri safi milli hasıla üzerine değerlendirdiğimizde bazı ülkelerde özellikle burada Kongo, Ghana, Liberia, Sierra Leone'da gayri safi milli hasılaların %1'ini kaybediyor. Şimdi sağlık emek göçünü durdurmak için birçok yöntem denenmiş. Hani literatüre hızlı baktım. Fakat bunların bir kısmı belli bir kısa dönemlerde başarılı gözükse de
aslında bunlara başarısız demek yanlış olmayacak. Şimdi Stilwell 2004 yılında Dünya Sağlık Örgütü bülteninde önemli bir çalışma yayınladı ve orada şunu söyledi. 1970'lerden beri olan göç olgusunu irdeleyerek merkez kapasiteleri, çevre kapasiteleri arasındaki farklar devam ettiği sürece sağlık çalışanların göçe iten etmeler yaşamaya devam edeceğini net bir şekilde belirtmiştir. Ve bu 2014 yılında yayınlandı ve bu sürecin hala böyle devam ettiğini net bir şekilde görüyoruz. Yine burada Toplum Hekim Dergisi'nde en son yine belirteceğim burada. Feride Aksu hocalarımızın oradaki bir çalışmasından alınan birkaç cümle söylüyorum. Şimdi sağlık emek göçünün iki tarafı var. Failler ve mağdurlar. Failler emek piyasasını oluşturan sermaye güçleri, bağlantılı uluslararası örgütler ve anlaşmalar ile ucuz ve nitelikli emek göçünü hiçbir bedel ödemeksizin elde eden kapitalist ülkelerdir. Mağdurlar ise göç veren ülkelerin yoksul halklarıyla göç eden ve kalan sağlık çalışanlarıdır. Yani buradaki hani bu slayttan sonra Türkiye'deki duruma geçeceğim. Burada şunu söylemek istiyorum yani kısaca dünyadaki durum yüzünde. Göçün temel nedenini eşitsizlik, işsizlik, ekonomik kriz, piyasacı sağlık anlayışı, yoksulluk, savaşlar, katliamlar getiren emperyalist kapitalist düzendir. Çözümü başlamamız için önce bunu fark etmekle başlamamız gerekiyor. Bu sorunu çözemeyiz. Bunu belirtmek istiyorum. Türkiye'deki sağlık emek göçüne geçince aslında biz sadece Türk Tabipler Birliği'nde ihal belgesi alan meslektaşlarımızın verilerini biliyorum. Bunlar içinde ihal belgesi almadan yurt dışına giden kaç meslektaşlarımız olduğunu bilmiyoruz. Kaç ebenin olduğunu bilmiyoruz. Kaç eczacının olduğunu bilmiyoruz. Kaç hemşirenin olduğunu bilmiyoruz. Kaç fizyoterapistin gittiğini bilmiyoruz. Bu çok ciddi bir sorun. Aynı zamanda bu ülkede çalışan Suriye'den, farklı ülkelerden gelen sağlık çalışanları var. Bunların bizim ülkemize göç edenlerin sayıları nedir? Bunların denklikleri nasıl verilmiş? Bu konuda bir fikir sahibi değil. Fakat burada şu veri bize şunu gösteriyor. Sağlık 2012 yılında Türkiye'nin sağlık emek göçüyle ilgili bir sorunu yokken yani 59 kişi ihal belgesi alırken bu 2020 sürekli artarak 2022'nin ilk 10 ayında 2153 çıkmış durumdadır. Burada işte uzman hekimle pratisyen hekim dağılımı eşit, farklı uzmanlık dallarından gidenler var. Genelde genç hekimler gidiyor. Peki Türkiye sağlık emek göçünü neden yaşamak zorunda kaldı? Birinci neden olarak burada sağlık dönüşüm programını görmek zorundayız. Sağlık emek göçü, göçünün temelinde sağlık hizmetlerinin ticarileşmesi ve piyasa dinamiklerine terk edilmesi yapmaktadır. Bu bize insanlardan çok kar üretimini önemseyen kapitalizmin sağlık sistemiyle baş başa bıraktı. Yani giderlerse gitsinler yaklaşım aslında bir nevi budur. Farklı dönüşüm programının getirdiği iş yükü ise artık hekimler için dayanılmaz noktalara geldi. Sağlıklı dönüşüm programıyla birlikte hekimler daha fazla çalışma, daha az ücret, şiddet ve statü kaybı yaşadılar. Yapılan bütün çalışmalarda Türkiye'deki hekimlerin yarısından fazlasını yurt dışına gitmeyi düşünüyor. Geçen Mersin Tabip Odası'nda genç öğrenci arkadaşlarımızla bir kahvaltı toplantısı vardı. 40'a yakın öğrenci arkadaşımız vardı. Böyle sohbet etme imkanı buldum. Hemen hemen hepsi yurt dışını düşünüyor. Geçen ay Tıp Fakültesindeki asistan hekim arkadaşları ziyaret ettim. Mersin Tabip Odası Başkanı olarak bir sonra. Asistan hekim arkadaşlarımızın elde kendi çalıştıkları uzmanlık alanı ile ilgili bilimsel bir gelişme kitabına ziyade bir Almanca kitabı var. Yani bu çok büyük bir sorundur. Bir de şunu görmek gerekir. Türkiye aslında ücret düşmesi anlamda emek sömürüsü bakımından 2012 yılında bu sürecin içerisinde. Aslında Türkiye son 4-5 yılda bir ekonomik krizin içerisinde.
Net olarak bunu söyleyebiliriz. Şimdi şu biliyoruz, ekonomi ve sağlık emekçilerini işsiz bırakıyor, ücretlerini düşürüyor, iş yoğunluğunu arttırıyor, erken emekliye ayrılmak zorunda bırakıyor, dahası sağlıkta şiddeti körüklüyor. Kriz döneminde sağlık emek göçü yaşanma olasılığı da artıyor. Bunu en son örneği 2019-2010 yılında Yunanistan'ın yaşadığı büyük ekonomik kriz üzerinden örnek vereceğim. Yani literatür buna da bir vurgulik yapıyor. Yunanistan'da ücretlerdeki kesintiler, çalışma ortamında yaşanan olumsuzluklar, yani bunu Türkiye'ye de vurgulayabilirsiniz. İş tatminsizliği ve benzeri nedenlerle çok sayıda sağlık çalışanı ülke dışına göç etti. Bir de şunu da belirtmek gerek. Türkiye'de hekimler ekonomik ve siyasi kriz ortamında bir de statü krizi yaşadılar. Yani mesleki bağımsızlıklarını, yani emekleri üzerinde kontrol sahibi değiller. Çok büyük çoğunluğu artık bir işçi. Bu durumda yurt dışından mesleğini yapmaya önemli bir alternatif olarak görüyorlar. Şimdi pandemi döneminde de burada sadece bir çalışmadan örnek vereceğim, bu İran üzerinde. Pandemi döneminde de çevre kapitalist ülkelerde merkez kapitalist ülkelere göre bir sağlık emek göçünde bir artış olduğunu görüyoruz birçok ülkede. Pandemi sürece Türkiye'de sağlık çalışanı ölümünü anlattı. Bunun yazarlarından biri de Şebnem hocamızdır. İşte ben, Ali Can ve Özgür Karcıoğlu ve Şebnem hocamız bu raporu ve kitabı beraber yazdık. Türk Tabipler Birliği'ne. Burada kritik bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz bu ölümleri irdelediğimiz zaman Türkiye'deki sağlık çalışanların ölümlerinin %90'ından fazlası Haziran ayından sonra meydana gelmiş. Şimdi pandeminin başını düşünün. Birçok ülkede sağlık çalışanı ölümü oluyor. Farklı ülkelerde, Fransa'da, İngiltere'de, İspanya'da, farklı ülkelerde, Çin'de. Fakat bu ülkeler büyük çoğunluğu tedbirler aldılar. Sağlık çalışanlarının değerli olduğunu birçok açıdan hissettirdiler. Ve bu sonra bu ölümler tek tük görülmeye başlandı ya da hiç görülmemeye başladı. Ama biz ondan sonraki süreçte sağlık çalışanları ölümlerimizin %90'dan fazlasını o dönemde yaşadık. Yani bu şu demektir. Ya ölürlerse ölsünler yaklaşımı. Hekimlerin, sağlık çalışanlarının kendisini böyle değersiz gördüğü bir ülkede tabii göçü bir alternatif olarak düşünmeleri çok doğaldır. Yine burada şunu belirtmek istiyorum. Şebnem hocamızı yine saygıyla anmak istiyorum. Pandemi döneminde şu an iktidar 100 bine yakın sağlık çalışanı ölümü açıkladı. Şebnem hocamız çok önemli bir rapor hazırladı. Bunu bilimsel, hukuksal bütün donelerle donattı. Ve yanlış hatırlamıyorsam Aralık'ın 11'inde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, yani Şebnem hocayı gözaltına alması kararı veren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, buradaki aslında o dönemki tarihi söylüyorum, 200 bine yakın ölüm olduğunu ve bunun bir hak ihlali olduğunu ve bundan dolayı bir suç duyurusunda bulunuldu. Şu anki rakam, yani şu anki yapılan projeksiyonlar bu sayın. Şimdi bu süreçle ilgili bir işlem yapmıyorsanız, yani hukukunuzla ilgili bir zedelenme söz konusu ise hekimler göç eder. Yani ben Türkiye'deki bu sağlık emek göçünün önümüzdeki süreçte de devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü buradaki evet pandemi koşulları belki ortadan kalkmıştır ama sağlıkta dönüşüm programı ve ekonomik kriz bütün acımasızlığıyla devam ediyor. Bunları ortadan kaldırmadığımız sürece bu sağlık emek göçü hızla belli bir şeyle devam edecektir. Bu son slaytım. Tabii buradaki sağlık emek göçünü önlemek için demokratik, hukuk, emekten yana, bilimden yana bu ülkede yaşamanın çok önemi var. Ama öncelikle bizlerin, hekimlerin, Türk tabiplerine birliğine düşen bir şey, burada nasıl bir sağlık sisteminde sağlık emek göçünü azaltırız? Evet, iktidar sağlıkta dönüşüm programını karşımıza çıktı, piyasalaştırdı.
hekimi değersizleştirdi. Bunun sonucu hekimler yurt dışına gitti. Şimdi Nusret hocamız kamucu ve toplumcu bir sağlık anlayışının temsilcisiydi. Sağlık hizmetinin sosyalleştirilmesiyle ilgili 1961 yılındaki kitabı Sağlık Bakanlığı'nın Sağlık Bakanlığı yayınlarında yer almaktadır. Burada belki okunmuyordur. Kitabın şu ara kısmında şey yapıyor. Bu kitap Doktor Nusret Fişik'e aittir. Lütfen iade ediniz diyor. Yani biz sağlığın piyasalaştırma sürecine yol açan sağlıkta dönüşüm programından vazgeçip bu sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi ve bunu günümüz koşullarında uyguladığımız zaman emekten yana, kamudan yana bir yapıya dönüştürmediğimiz zaman, toplumdan yana bir yapıya dönüştürdüğümüz zaman sağlık emek göçünü azaltırız. Yine Şebnem hocamız burada cezaevinde gönderdiği ilk not var. İnsanca bir sağlık sistemini hep birlikte kuracağımız günlere dayanışmayla demiş. Ben yani sağlık sisteminin Türkiye için sağlık emek göçünü azaltmakta önemli bir etken olduğunu, kamudan toplumsal eşitlikçi bir sağlık hizmeti kurumumuzun önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Teşekkür ederken şunu da belirtmek istiyorum. Türk Tabipler Birliği, burada özellikle Onur Hamzaoğlu hocamıza, Hakan Tüzün'e, dosya editörü Hakan Tüzün hocamıza, Gazi Üniversitesi'ne çok teşekkür etmek istiyorum. 2018 yılında sağlık emek göçü sayısını çıkarttılar. Bunun bütün boyutlarıyla irdelediler. Buradaki eğer gereken dersler alınmış olsaydı belki bu süreç yaşanmayacaktı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Sayın Nasır Bey. Çok güzel derlediniz, toparladınız. Şunu gösterdiniz. Yani iş sadece çeken faktörler, iten faktörler değil. Bunların arkasında bir sistem sorunu var. Emperyalizmin yeni bir sömürü yöntemi. Aslına bakarsanız gördüğümüz şey. Benim öğrencilerim çoğu da yurt dışına gitmek için çalışıyorlar. Dediğiniz gibi Almanca, İngilizce öğreniyorlar. Bu büyük bir hatadır, yazıktır. Yine belirttiğiniz gibi çözümün başlangıcı da olayın arkasında yatan faktörleri yakalamakta, emperyalizmin rolünü görmekte başlıyor. Aslında ipuçları da verdiğiniz çözümle ilgili ama eminim Ahmet Hoca'nın da çözümle ilgili söyleyecek başka şeyleri de vardır. Şimdi sözü ona vereceğim. Bakalım Ahmet Hoca sorunun çözümü için neler önerecek bize, dinleyelim. Buyurun Ahmet Hoca, söz sizde. Çok teşekkür ederim Necati abi. Bizi izleyenleri, izleyecek olanları, bütün dostları sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Fişek ailesini, Türk Tabipleri Birliği'ni, onu temsilen ikinci başkanımız, değerli meslektaşımız Dr. Ali İhsan Ökten beyefendiyi, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği adına arka planda bize destek veren Derya Çamur meslektaşımızı, sizi ve çok önemli bir sunum yapan Nasır Nesanır meslektaşımızı teşekkürle, saygıyla selamlıyorum. Tabii bir üzüntümüz, iki boyutlu üzüntümüz var. Hem Türk Tabipleri Birliği'nin yaşamakta olduğu sıkıntılar, hem de Halk Sağlığına Bilim Dalı'nın Nusret Hoca'nın kurduğu ve benim de orada yetişmekte övünç duyduğum ana bilim dalının burada temsilci olarak bulunamayışı. İki büyük üzüntü kaynağı. Umarız bunlar da geride kalır. Örgütlü mücadeleyle, örgütlü savaşımla Halk Sağlığı Bilim Dalı'nda çalışan şu anda ve bu toplantıya katılamayan arkadaşlarımızın üzüntülerini paylaşıyorum. Belki idari yargıya götürülebilirdi rektörün kararı hızlı bir biçimde yürütmeyi durdurma istemiyle. Oradaki arkadaşlarımız değerlendireceklerdir. Hala belki süre geçmiş değildir. Rektörün kararının tebliğinden başlayarak 30 gün içinde sonradan da olsa idari yargıya götürülebilir. Üniversite yönetimine bu kararı alan ve bir gerekçe belirtmeyen öğrendiğim ölçüde derin üzüntülerimi, teessüflerimi iletiyorum.
Bu davranışı asla demokratik bulmuyorum. Asla insan haklarına, hukuka uygun bulmuyorum. Neden korkuyorlar? 32 yıl geçmiş aradan bu insan Musset Üşek hocamız bedensel olarak aramızdan göçmüş ama görüldüğü gibi biz onu anıyoruz. Anıyoruz, anısını yaşatıyoruz. Keşke bunu yapmasalardı diye düşünüyorum ve gerçekten protesto ediyorum. DDB Başkanı meslektaşımız Dr. Pincancı'nın da her şey bir yana mutlaka serbest bırakılarak tutuksuz, eğer yargılanacaksa tutuksuz yargılanmasını, ayrıca bu olay üzerinden Türk Tabipleri Birliği, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği gibi demokratik kitle örgütlerine iktidarın bir saldırı gerekçesi asla yapmaması gerektiğini düşünüyorum ve savunuyorum. Görüldüğü gibi buralarda nefes alıyoruz. Derneklerde bir yandan HASUDER, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, bir yandan Anayasa'nın 135. maddesinin koruması altında olan meslek kuruluşumuz, ki ben 46 yıldır üyeyim bu örgütümüze, Türk Tabipleri Birliği'ne. Oralarda nefes alıyoruz. Buraya dönük bir saldırı iktidar kanadının yapmamasını dilerim ve buna karşı da hep birlikte direneceğiz. Değerli dinleyenler, 32 yıl önce bu saatlerde ben bir otobüsteydim. Edirne'den Ankara'ya yola çıkmıştım. Nusret Hoca'nın ölümünü öğrenince otoyolda yoktu o zaman. 12 saat sürerdi Edirne'den Ankara'ya. Sigara da içilirdi otobüslerde. Böyle perişan bir yolculuktan sonra sabah Ankara'daydık ve cenaze kolunun, kortejinin önünde fotoğrafını taşıyan simsiyah saçlı genç adam bendim 32 yıl önce. Kendisinin öğrencisi oldum 71'de Hacettepe'de. Daha sonra asistanı oldum 78'i izleyen yıllarda. Daha sonra savaşım, mücadele yoldaşı olduk kendisiyle pek çok değişik düzlemde, ortamda. Oğullarıyla, merhum Kurtan abiyle ve Gürhan'la aynı biçimde dava arkadaşı, yol arkadaşı olduk. Türkiye'ye verdikleri için bu aileye Oya Fişek hanımefendinin kişiliğinde, Doruk Fişek evladımızın kişiliğinde şükranlarımı sunuyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, Nasır arkadaşımız büyük ölçüde kolaylaştırdı benim söylemek istediklerimi, söylemem gerekenleri. Çünkü bu sorunlarla baş etme, o sorunları yaratan nedenlere dayalı olacak, kuşku yok. Eldeki verilere göre şiddet, Türkiye'deki hekimlerin gördükleri fiziksel şiddet, göç etmelerindeki temel etmenlerden biri. Ancak şiddet yalnızca fiziksel şiddetten oluşmuyor. Aynı zamanda psikolojik şiddet, mobbing, Nasır'ın da belirttiği gibi saygınlığını zedeleme, itibarsızlaştırma hekimleri ve bir yandan da yoksullaştırma, ekonomik şiddet, ekonomopolitik şiddet, şiddetin hemen hemen her türünü iktidar eliyle çağımızda, dönemimizde hekimlere dönük yaşıyoruz. Kuş grevi salgınında anımsanacağı üzere dönemin başbakanı Erdoğan, bunlar aşı yapmayı, iğne yapmayı bile bilmez, ben bunlara aşı olmam demişti. Korkunç bir genelleme yaparak Türk hekimlerini aşağılamıştı. Geçtiğimiz aylarda da yine hepimizin bildiği giderlerse gitsinler biçiminde bir söylemi oldu. Bu da bir şiddet, hem de çok çok incitici bir şiddet. Ülkenin Cumhurbaşkanlığı makamında oturan, herkese eşit uzaklıkta olması gereken bir insanın o ülke hekimlerine uyguladığı şiddete tipik bir örnek ve gerçekten çok üzücü verici, çok utanç verici. Ben bu sözlerin sahibinin yerine gerçekten çok utanıyorum. Çok utanıyorum. Bir takım parasal karşılaştırmalar yapmak istemem ama 6 yıllık bir tıp eğitiminin, 1 yıl hazırlık yabancı dili varsaymaz isek, 6 yıllık tıp eğitiminin ülkemizdeki tıp fakültelerinden, vakıf fakültelerinde aşağı yukarı bedeli 100 bin dolar. Okula ödenen ücret her yıl 15-16 bin dolardan 100 bin dolar. Kişisel harcamalar, ailenin harcamaları bunların dışında. Bu 6 yılın bitiminde 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl yerine göre uzmanlık eğitiminin maliyeti yine son derece yüksek. SALT bu ekonomik açıdan bakılsa bile bir hekim insan gücünün yetiştirilmesi, uzmanlık kazandırılması, ileri uzmanlık kazandırılması SALT rakamlar moneter yaklaşım üzerinden bile ürkütücü boyutlara bütün dünya genelinde ulaşmış bulunuyor.
Bu konuyu 1980'de merhum Nevzat Eren hocamız da yazmıştı. O zaman Ankara Tıp Odası Başkanı'ydı ve ATO bülteninde bir beyin göçü olarak tanımlamıştı süreci. Nusret Hoca da yazdı ve her ikisinin kullandığı, ortaklaştığı bir kavram var değerli arkadaşlar. Hekim ve büyük ölçüde hekim olmak üzere nitelikli sağlık çalışanlarının çevre ülkelerden merkez ülkelere göçüne ilişkin kullandıkları kritik tanımlama, kritik betimleme beyin göçüne eşlik eden yeni kolonyalizm, yeni bir sömürgecilik türü, Batı'nın merkez ülkelerinin gelişmekte olan ülkelere dönük yepyeni bir sömürü yöntemi, yetişmiş insan gücünü kendi ülkelerine çekici etmenlerle, Nasır arkadaşımız bunları sıraladı, bir yansı da koydu, çeken ve iten. Literatürde Everett Lee kuramı diye geçiyor bu. Göçü çeken ve göçü iten nedenler olmak üzere. Gerek Nevzat Hoca'nın, gerek en yakın dostlarından biri olarak Nusret Hoca'nın, onu da saygıyla anıyorum, o merhumu da, gerek Nevzat Hoca'nın, Nusret Hoca'nın belirlemelerinde çok çarpıcı veriler var. Söz gelimi ABD'de aşağı yukarı her 4-5 hekimden biri, Kanada'da ona yakın, Almanya'da öyle, İngiltere'de çok ilginç, neredeyse 3 hekimden birinin 80'li yılların başlarında 4-10 yıl kadar önce çevre ülkelerden, bu deyimi hoş görün, ayartılan hekimler olduğu belirlemesi var. Şimdi niye gidiyorlar? Nasır bunları uzun uzun saydı. Genel geçer özelliklerin yanında Türkiye'miz için geçerli olan apayrı bir tablo var. Ciddi bir politik istikrarsızlık, en hafif diplomatik deyimle, tanımlamayla ciddi bir politik istikrarsızlık var ve bu politik istikrarsızlık, öngörülemezlik iktidar tarafından bilinçli biçimde yürütülüyor. Geçtiğimiz yılın sonlarında, 2021'in sonlarında, 2022'nin başlarında bir 5000 lira uzman hekimlere, 2500 TL'de pratisyen hekimlere olmak üzere yaklaşık bir yıl önce görece değer taşıyan rakamlarla ücret artışı yapılması düşünülmüştü. Bakınız, o gerçekleşmedi. Arka planında ne oldu hepimiz biliyoruz. Bizim dışımızdaki dostlarımız da öğrenmiş oldular bu vesileyle. Özel sektör devreye girdi Türkiye'de. Ve dedi ki, eğer kamuda hekim ücretleri bu zam yapılırsa biz de özelde yapmak durumunda kalacağız. Bunu yapmayın dendi ve özel sektörden gelen, hastaneler zinciri olan Sağlık Bakanı da bunu geri çevirdi. Bu gerçekleşmedi değerli arkadaşlar. Türkiye'de korkunç gerçeklerden biri hekimlerin temel ücretlerinin son derece düşük düzeylere çekilmesi. Daha yenilerde, birkaç gün önce yayınlanan istatistikleri biliyoruz, TÜİK'in verdiği. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 24 bin TL'nin üzerine çıktı aylık yoksulluk sınırı. Açlık sınırı asgari ücretin çok çok üstünde bilindiği gibi. Şimdi ben somut örnek olsun diye bir örnek vereyim. Ankara'da kıdemli bir aile hekimi uzmanı arkadaşımızın çocuğu da, işte kızı ya da oğlu, neyse söylemeyeyim onu. O da genç bir aile hekimi Ankara'da ve bini çok zor geçen sayıda kayıtlı insanı var. Hastası diyorlar, hastası yanlış. Müşterisi kökten yanlış. Bini geçen insanı zorlukla var genç meslektaşımızın. Hatta o kıdemli meslektaş oğlunun kızının lehine, ben ve eşim kendisinin listesinde iken bize rica etti. O evladının listesine geçirdi. Binin altına düşmesin diye kayıtlı insan sayısı. Ve şu tümceyi kurdu. Hocam dedi, mahalle bekçisi, gece bekçisi kadar aylığı var dedi. Gece bekçisi kadar aylık. Kimseleri acındırmak, duygu sömürüsü yapmak aklımızdan geçmez. Fakat bunlar çarpıcı gerçeklerdir. Ankara'da bir genç aile hekimi arkadaşımız gece bekçisi kadar aylık alabiliyor ve bin sınırında ancak tutabiliyor asgari kayıtlı insan sayısını. Ama Nusret Hoca'nın getirdiği sosyalleştirilmiş sağlık hizmetleri sisteminde böyle miydi? Hem bölge temelliydi hem nüfus temelliydi bilindiği gibi.
uygarçaydı. Bilimsel bir örgütlenme vardı. Ekip çalışması vardı bildiğiniz gibi. Bunların hiçbiri bugün yok. Yine Nasır meslektaşımız çok isabetle vurguladı. Sağlıkta dönüşüm bunun altında yatan. Gavurcasında söyleyeyim, mukallalık olmasın. Health transformation. Niye söyledim? AKP iktidarı hep yerli milli olmakla sözüm ona övünür. Uygulaya geldiği sağlık politikaları tümüyle dış kökenlidir, ithaldir ve bu politikaları uygulamak üzere iktidar yapılmıştır. Bu yalın çarpıcı gerçeklikleri de hep göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ne dedi yine Erdoğan? Giderlerse gitsinler, asistan hekimlerle idare ederiz dedi. Bilindiği gibi 1219 sayılı yasa uyarınca asistan hekimler tek başlarına tıbbi cerrahi girişimlerde bulunamazlar. Ancak üstlerindeki uzman hekimin sorumluluğunda yaparlar her türlü girişimlerini. Dolayısıyla akıllara seza, asistan hekimlerle bu işi yürütürüz biçiminde. Fakat başımızda böyle bir anlayış var. Bu denli bilgi sahibi ya da korkunç bilgisiz diyeyim bir siyasi kadro başımızda bulunuyor. Covid-19'un merkez ülkelere, çevre ülkelerden göçü arttırdığına ilişkin epey yazın var, literatür var değerli arkadaşlar. Türkiye'mizde öte yandan bu salgın sürecindeki hala bitmiş değil, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 600'e yakın sağlık emekçisini kurban verdik. Başka ülkelerle karşılaştırdığımızda bu rakamın oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Sağlık çalışanlarının sağlığını korumaya dönük önlemler yeterince alınmadı. Dahası bu süreç içinde COVID'e yakalanan, ölen, engelli kalan sağlık emekçileri için meslek hastalığı, iş kazası kabulü bile yapılmadı. Son derece net bir yasal, anayasal hak olmasına karşın. Öte yandan bu dönemde özellikle son 20 yılda hekim sayısını artırarak bir hekim işsizliği yaratma, hekimlerin tırnak içinde emeklerinin karşılığını almak için verdikleri savaşında zayıflatma kurgusu da özellikle izlendi. Türkiye'de akıllara seza sayıda 130-140'lara varan tıp fakültesi var. İngiltere'de bu rakamın 1/3 dolayında. ABD'de bile belki bizdeki kadar değil. Peki neden böyle? Hem sayıca çoğaltmak hem niteli olarak aşındırmaya uğratmak. Dolayısıyla iyi bir tıp eğitimi alamama veya bunu uzmanlık düzeyinde kapatma veya kariyer planlamasını yapabilme ve veya liyakate dayalı, yaraşırlığa dayalı atanma, siyasal iktidar tarafından kayırılma veya dışlanmama gibi boyutları da son derece önemli. Halk sağlığı uzmanları boyutunda söylemek gerekirse 81 ilde sağlık müdürlüğü konumunda olan halk sağlığı uzmanı arkadaşlarımızın sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Oysa Nusret Hoca yazılarında hep belirtirdi, sağlık yönetimi alanında da özellikle yetiştirilmiş hekimlerin halk sağlığı uzmanlarının sağlık hizmetlerinin yönetiminde yetkilendirilmesi gerekliliğine hep vurgu yapardı. Bu da bilinçli bir biçimde yapılmıyor. Bizden olsun, bize yakın olsun da kim olursa olsun diye. Küreselleşmeyi bir bütün olarak mutlaka anmak gerekiyor. Yani küreselleşme eşittir yeni emperyalizmi. Bu hekim göçünde ve öbür nitelikli sağlık çalışanları göçünde küreselleştirme diyorum ben ona. Çünkü kendiliğinden olmuyor. Yapıp eden bir batı emperyalizmi var. Küreselleştirme eşittir yeniden emperyalist hegemonyayı dayatma, kurma, sürdürme kapsamı içinde Nasır da değindi. Bir takım uluslararası anlaşmalar var. GATT anlaşmaları var örneğin. TRIPS anlaşmaları var. GATT anlaşmaları gümrük tarifeleri ve ticaretle ilişkili ticaretin özellikle malların, sermayenin ve insan gücünün serbestçe dolaşımını çok kolaylaştıran dayatan Dünya Ticaret Örgütü güdümünde anlaşmalar. TRIPS anlaşmaları bilindiği gibi medikal ürünlerin, ilaçların, aşı ve biyolojik ürünlerin üzerindeki yüksek fiyatları doğuran başlıca patent haklarına ilişkin. Hatta Avrupa Birliği'nin doğrudan aldığı bir takım direktifler var.
Örneğin 93'teki Maastricht Anlaşması gereği 2005/36 sayılı Avrupa Topluluğu Direktifi ile profesyonellerin başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri içinde, 27 ülke içinde şu anda serbest dolaşımı sağlanmış bulunuyor. Yine bir takım rakamlara baktığımızda değerli arkadaşlar, 37 OECD ülkesi içinde ABD'nin birinci sırada hekim alan konumunda olduğunu görüyoruz. İkinci sırada Almanya geliyor ve üçüncü sırada İngiltere geliyor son istatistiklerle. Dördüncü sırada da öbür Avrupa Birliği alanı geliyor. Dolayısıyla neden bu insanlar kendileri kendi hekimlerini yetiştirmezler de verici ülkeler arasında, onlara da değineyim. Verici ülkelerin arasında da örneğin Hindistan geliyor, Pakistan geliyor, İran geliyor göç veren ülkeler arasında. Bu gibi ülkelerden Çin geliyor, İran geliyor, Nijerya geliyor özellikle. Bu ülkelerde net sağlık emekçisi, dış satımı yapan, ihracını yapan ülkeler konumunda. Dolayısıyla burada bir soruya daha yanıt bulabiliriz belki. Neden ülkemizde özellikle yabancı dilde İngilizce tıp eğitimi ya da yüksek öğrenim ya da yüksek öğrenim öncesi dayatılıyor, yabancı dili başka türde öğrenme, öğretme şansı var iken. Şimdi sayıları yine Nasır arkadaşımız verdi. İHAL belgesi dedikleri Good Standing belgesini Türk Tabipleri Birliği'nden 2021'de 1405 arkadaşımız aldı. 2022'de daha 6 ay dolmadan 1171 bu rakam. Ve 2012, 10 yıl kadar öncesinin rakamlarına baktığımızda 24 kata çıkmış durumda. Belleğim beni yanıltmıyorsa 2002'de 59'du yurt dışına gitmek isteyen hekim sayısı. Bugün neredeyse bu yıl sonunda 2000'i geçecek. 59'dan 60'dan 2000'e 30 kattan fazla bir büyüme söz konusu değerli arkadaşlar. Dolayısıyla sistemlerin değişen koşullar karşısında güncellenmesi, sağlıklı işler kılınması gibi temel bir uluslararası evrensel yönetim ilkesi var. Bunu sağlık bilimleri yönetiminde, sağlık sistemi yönetiminde de kullanmamız gerekiyor. Çünkü sistemler yaşayan dinamik organizmalar değerli arkadaşlar. Şimdi şöyle ilerleyelim. Günde 100'ün üstünde hasta muayenesini dünyanın neresinde hangi hekim yapabilir? Yapay zeka ile donatılmış hekim konumunda bir an için varsaysak yapabilir mi? Süpermen diyelim, değil mi? Bu Türkiye'de dayatılıyor. Sağlık Bakanlığı bir ara 5 dakikaya dek indirdi. Bir bankada bile gişede işleminizi 5 dakikada bitirmeyebiliyorsunuz ve banka çalışanı önündeki kişinin işini bitirdiğinde zile basıp ikinci bir insanı çağırıyor. Ama bizim 5 dakikada bir bitirelim bitirmeyelim zil çalarak korkunç bir terörle hata yapmaya itiliyoruz. İnsanlar sağlık hizmeti de dolayısıyla nitelikli sağlık hizmeti de alamıyorlar. Bir hekim için bundan daha büyük bir şiddet düşünülebilir mi? Nöbetler daha yeni düzenlendi. 36 saatli biliyorsunuz nöbet arkası izin düzenlendi. Yeni daha bir yönetmelikle ve 8 ile sınırlandırıldı ayda nöbetler. Halkın sağlık okuryazarlığı yetersizliği bir başka sorun. Dolayısıyla bütün bunların teker teker sistematik bir biçimde ele alınarak düzeltilmesi. En temel çerçeve sorunlardan biri de değerli izleyenler, Sayın Başkan Necati Ali, politik hesap vermeme sorunu. Türkiye'de iktidarlar 20 yıldır özellikle tek adam yönetiminde, 3 erkin de tek kişide toplandığı yapı altında asla hesap verebilir değiller. Oysa politik hesap verebilirlik demokrasinin, demokratik düzenlerin en temel ne diyelim güvencelerinden biri. Bunu sağlamak durumundayız, bir hedef olarak koymak durumundayız önümüze. Hekim meslektaşlarımızın parlamentoda verdikleri soru önergelerinin hemen hemen hiç yanıtlanmadığını,
bir hekim arkadaşımızdan anlatıyorum. 126 önerge verdim, 4'üne yanıt geldi demişti. Ve o gelen yanıtlar da doğrudan yanıtlar değildi. Çevresinde dolaşıyor idi verdiğim ya da sorduğum soruların diye. Değerli arkadaşlar, bir araştırmada 8000 tıp öğrencisine soruldu ne düşünüyorsunuz diye. Ne yazık ki yüksek oranda bitirdiklerinde yurt dışına gitmek istediklerini söylediler. Şimdi hekim yoksullaşması konusunda somut önerilerimiz var. TTB'de hep somut öneriler geliştirdi ve sundu sağ olsun. Bu performans konusu deyim yerindeyse arabayı, atı, affedin beni bu benzetme için, kamçılamaktan farksız. Hekime daha çok hastalığa, daha çok girişim yap, daha çok ameliyat yap diyorsunuz. Böylelikle performansınızı artır diyorsunuz. Ne performansı yahu? Yani sağlık hizmetlerindeki kalite standartları performansla mı ölçülür? Hekimlerin birbiriyle rekabetiyle mi ölçülür? Performans bu mudur? Hayır, performansın tanımı bu değildir. Bir hasta memnuniyeti denen saçma sapan bir ölçüye dayadılar sağlık sistemini. Oysa hasta memnuniyeti son derece öznel, yani sübjektif, ölçülmesi olanaklı olmayan bir ölçüdür. Sağlık çalışanlarının başarıları, yaptıkları sağlık hizmetlerinden, verdikleri sağlık hizmetlerinden elde ettikleri sonuç, komplikasyon hızları ya da başarı hızlarıyla ölçülür. Hasta memnuniyeti gibi saçmalığı bir yana bırakıp ülkenin sağlık düzeyi göstergelerindeki iyileşmeye bakmak gerekir. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nda yönetimin tümüyle bilim dışı, tümüyle insan haklarına aykırı, tümüyle sağlık haklarına insanların aykırı bir çizgide olduğunu söyleyebilirim. Şimdi sevgili arkadaşlar, süre daralırken altını bir kez daha çizmek isterim ki bağlarken yaşadığımız sorunların, bize yaşatılan sorunların rastlantı olmadığını, beceriksizlik ürünü olmadığını, bir kurgu ürünü olduğunu, bu kurgunun kökeninin dışarısı olduğunu, küresel emperyalizm olduğunu, neoliberal dayatmaların, neoliberal yıkımların türevi olarak sağlıkta dönüşüm adı altında bu yıkımların bize dayatıldığını, altını çizmek isterim. Dolayısıyla hedef böylesine makro düzeyde. Bunu bilerek bütün planlamamızı örgütlü ve bilimsel akılcı olarak bu çerçevede ve inatla, sabırla yürütmek durumundayız. Bir takım ilkelere bıkmadan, usanmadan hep inelemek durumundayız. Bunlardan biri, sağlık bir temel insanlık hakkıdır. Artık dilimizde tüy bitti, ağzımız dilimiz kurudu söylemekten. Ama gelin görün ki bu iktidarın dayattığı genel sağlık sigortası, ki Nusret Hoca hep genel sağlık sigortasını çağ dışı olarak nitelemiştir. Nevzat Eren aile hekimliğini çağ dışı olarak nitelemiştir. Bugün iflasta 10 milyonun üstünde insan prim eşittir ek vergi ödeyemediği için sistemin dışında sağlık hizmetlerine erişemiyor. Dolayısıyla vergi karşılığı, kamusal bir sağlık hizmeti, aynı zamanda çalışanların da iş doyumunu, mutluluğunu, iş verimini artıracaktır. Bunu savunmak durumundayız hep. Vergi karşılığı genel bütçeden karşılanan, yine Dünya Sağlık Örgütü'nün ilkeleriyle her kim neredeyse, ne zaman gereksinim duyarsa, hiçbir ön koşul olmadan, başta temel sağlık hizmetleri olmak üzere ulaşabilmeli. Bu iktidar koruyucu sağlık hizmetlerini, koruyucu hekimlik hizmetlerini özellikle ihmal etti. Salgında neden acı fatura ödediğimizi gördük. Birinci basamak neredeyse yok. Birinci basamak neredeyse çökmüş, özelleştirilmiş. Yurttaşlarımız buradan bir kez daha duysunlar ki o çağ dışı denilen aile hekimliği sisteminde çalışan meslektaşlarımız devlet memuru değiller. İş güvenceleri yok. Yıllık sözleşmelerle, valilik eliyle sözleşmeleri yenileniyor veya yenilenmiyor. Şimdi köprülerin altından çok sular aktı. Nusret Hoca hep koruyucu hekimlik derdi. Fakat bugün daha ileri bir kavramla koruyucu hekimliği de aşkın, tek tıp, tek sağlık, Dünya Sağlık Örgütü'nün sloganıyla sağlık tanımını daha kapsamlı görüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği tanımda bedensel, ruhsal, sosyal yönden iyiliğin altını özellikle çiziyoruz. Neoliberal kapitalizmin yalnız Türkiye'de değil, bütün dünyada çok ağır yıkımlara yol açtığını,
bütün dünyanın insanlarının görmesini ve yüzleşmesini bekliyoruz ve bunun için çaba harcıyoruz. Dolayısıyla sağlığı geniş tanımlı aldığımızda, sosyal yönden iyilik dediğimizde insanların iş güvencesi olacak. İnsanca geçinecek bir ücretleri olacak, insanca yaşayacakları konut koşulları olacak. İnsanca giyinebilecekler, klasik sağlık hizmetlerine gereksindiklerinde erişebilmelerinin yanı sıra. Dolayısıyla sağlık hizmetleri bütüncül, holistik bir yaklaşımla ele alınmak durumunda. Veteriner sağlık hizmetleriyle birlikte, çevre sağlık hizmetleriyle birlikte. Gördüğünüz gibi bir krize dönüştü küresel ısınma. Bugün bir iklim faciası konumunda. Nüfus planlaması, Nusret Hoca'nın çıkarılmasına öncülük ettiği 557 sayılı nüfus planlaması yasası, bildiğiniz gibi 1965'te tepedeki adam 3, 5, 10, 15 çoğalın diyor. Korkunç bir sorumsuzluk. Bütün insanlığa karşı büyük bir saygısızlık. Dolayısıyla bizler iyi hekimlik yapmak istiyoruz. Ücretlerimizdeki artış, çalışma koşullarımızdaki iyileştirme, türev beklentilerimiz. Bir bütün olarak iyi hekimlik yapmak ve insanlara öncelikle hastalanmadan önce sağlıklı kalmaları için çaba vermeyi önceleyen politikaları savunuyoruz. Sosyalleştirme yeniden diyoruz. Nusret Fişek Hoca'nın 1961'de bize armağan ettiği 224 sayılı yasanın ilkelerinin güncellenerek yeniden insanlığımıza kazandırılması gerektiğini savunuyoruz. Şöyle bitireyim değerli dostlar. Bir malpraktise bir tümce değineyim. Malpraktis belası da başımızda, bilindiğiniz gibi hatalı tıp uygulamaları. Şu koşullarda Türkiye'de ortalama bir hekimin sıklıkla ve ağır malpraktis uygulamalarına düşmemesi neredeyse bir tansıktır, mucizedir. 5 dakikada bir, 10 dakikada bir hasta bakmaya zorlanan bir hekim hata yapmaz da ne yapar? Dolayısıyla yeni getirilen düzenleme ve malpraktisle ilgili yasal düzenleme de deyim yerindeyse dağın fare doğurmasına benziyor. Mesleki sorumluluk kurulu getirildi bildiğiniz gibi ve bu kurulda 2 hekim var. 7 kişilik bir kurul, öbür 5 kişi bürokrat. Meslek örgütlerinin katılımı yok. Türk Tabipleri Birliği'nin temsilcisi yok örneğin orada. Türk Diş Hekimleri Birliği'nin temsilcisi yok. Bir teselli belki bu kurulun ancak kasıt varlığında karar vermesi, malpraktis vardır diye karar vermesi. Dolayısıyla hekimlerin zorunlu sigortaları üzerinden de sigorta şirketlerinin muazzam rantlar edindiğini ve bu malpraktis sorununun köktenci biçimde yeniden ele alınması gerektiğini söyleyeyim. Anayasanın 135. maddesi uyarınca bir kez daha vurguluyorum. Yüksek sesle talep ediyorum, istiyorum iktidardan. Sakın ha şu ya da bu gerekçeyle, şu ya da bu gerekçeyle, hiçbir gerekçeyle Anayasa 135. maddenin, 135. maddesinin muradı, emri olan kamu komitelerindeki meslek kuruluşlarına dokunmayınız. Eliniz yanar. Buna tevessül etmeyiniz. Bırakın bu kurumlar yaşasın. Başlarındaki Türk sözcüğünü de kaldırmaya asla girişmeyiniz. Dünyanın bütün örnekleri böyle. Örneğin British Medical Association, American Medical Association, Canadian Medical Association hepsinin başında o ülkenin ulusunun adı var. Sonuç değerli arkadaşlar, bugün yaşadığımız tablo bir iktidar sorunudur. Ekonomi politiktir. Bu çerçeveden yaklaşılmalıdır. Nusret Hoca'nın, Nevzat Eren'in, onun yakın çalışma arkadaşlarının yapıp ettikleri yolumuzu aydınlatmayı sürdürüyor. Onlardan hep öğrenerek, hep örnek ve yüreklilik, cesaret olarak aynı zamanda biz Türkiye aydınlanmasını gerçekleştireceğiz. Nusret Hoca ayrıca Atatürk Düşünce Derneği'nin de 50 kurucu listesinde 2. sırada yer alıyordu değerli arkadaşlar. Bugün ADD'nin web sitesinde de Hasuder'in yayınladığı Nusret Hoca'yı anıyoruz metni orada da yayınlandı. Onu da belirtmek isterim. Çok teşekkür ederim. Umarım süreyi de aşmadım. Bana bu fırsat verildiği için şükranlarımı sunuyorum. Hepimize kolay gelsin diyorum. Ve biz başaracağız. Bu parantezi de kapatacağız ülkemizde. Ağzına sağlık Ahmet Hoca. Çok güzel derledin, toparladın. Yine güzel şeyler söyledin. Aslında senin söylediklerinde Nasır'ın söylediklerine paralel. İkiniz de getirdiğiniz sorunu
neoliberal kapitalizme bağladınız. Uluslararası bir sorun. Temelinde büyük ekonomik politikalar var. Ne kadar sürer bu ekonomik düzen? O da tartışmalı. Dünyanın her yerinde bu küreselleşmenin insanlarda yarattığı acı artık tepki çekmeye başladı. İnsanlar sokaklara çıkıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Allah bilir ya bu düzenin de sonu geldi gelecek. Umarız o olmadan da zaten bu ne göç sorunu çözümlenebilir ne diğer başka sorunlarımız. Hep beraber bu sorunun çözümü için el birliğiyle örgütlü olarak çalışmaya devam edeceğiz. Nusret Hoca'yı da böylece anmış olduk. Nusret Hoca'nın toplumculuğunu, sağlığı bir hak bilirliğini, eşitlikten yana oluşunu, insandan yana oluşunu tekrar bir gündeme getirdik. İyi bir anma oldu. İkinizin de ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben acaba dinleyenler arasından bir söz isteyen, soru sormak isteyen var mı diye merak ediyorum. Onun için sorular var Necati abi. Sohbet bölümünde sorular var. Bu soruları ben göremiyorum. Yalnız ben sana yardımcı olayım. İster misin? Evet, lütfen. Sorulardan biri şu. Hekimlerin değerli olması yönünde yasa çıkarsa diğer sorunlar olmayacak mı? Beyin göçü bitecek mi? Sadece sağlıkçılar mı gidiyor? Ve ülke içindeki göç sorun değil mi diye bir soru var. Bir soru daha var. Kısa. Görebildiğime göre. Değerli hocalarımız, sosyal medya kanallarındaki canlı yayınlarımızdan gelen başka bir soru yok şimdilik demiş. Evet. TTM'den yöneten arkadaşımız. Bir soru var dolayısıyla. Belki Nasır kardeşimiz veya siz veya Ali İhsan Hoca, Derya kardeşimiz kim uygun görürse. Evet, ne dersiniz? Böyle bir yasa çıkartalım mı? Hekimlere değer verilsin diye. O yasa tabii yasayla olacak iş değil. Yurt içinde de elbette göç var. Nedenleri yine aynı şekilde. Yine itici faktörler, çekici faktörler var. Ama yani temelde getirip dayanıp yine bu ekonomik düzene bağlamak lazım. Yasayla falan olacak iş değil. Hekime değer bilirliği benim dönemimde çok yüksekti. Her çalıştığım yerde en kıymetli devlet görevlilerinden bir tanesi olarak addedildim. Özellikle bu AKP döneminde sizin de belirttiğiniz şekillerde yıpratıldı hekimler. Hekimlere vatandaşı kötülediler resmen. Onlar sizin emrinizde dediler. Onlar kim ki dediler yani. Onlar ne olabilir? Onlar sizin emrinizde. Siz kralsınız. İstediğinizi yapın dediler. İşte onlar da hekimleri dövdüler, öldürdüler. Buraya geldik. Bu iktidar gitmeden çözüm gelmeyecek. Ama sadece iktidarın gitmesiyle de bitmiyor iş. Düzenin değişmesi lazım. Eninde sonunda onu da gerçekleştireceğiz ben eminim. Nusret Hocalar, Nusret Hoca gibiler, sizler var oldukça mücadele devam edecek. Bu Türk Tabipler Birliği'nde de örgütlü olarak biz bunu sürdüreceğiz. Bu şekliyle ben oturumu kapatıyorum. Türk Tabipler Birliği'ne tekrar teşekkür ediyorum. Hasizlere tekrar teşekkür ediyorum. Konuşmacı iki arkadaşıma teşekkür ediyorum. Füjek Vakfı'na, Füjek Enstitüsü'ne teşekkür ediyorum. Bu toplantılar devam edecek. Biz her 3 Kasım'larda hocamızı, onun fikirlerini, onun görüşlerini anacağız. Tekrar dile getireceğiz. Varlığımız sürdükçe bu böyle Nusret Hoca'yı onurlandıracağız. İyi ki onu tanıdık. İyi ki ondan bir sürü şey öğrendik. Bunları gençlere, bizim öğrencilerimize aktarmak da bizim borcumuz olsun. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Ahmet, Nasır. İyi akşamlar diliyorum hepinize, dinleyicilerimize de. Sağlıkla kalalım. Mücadelemize devam edelim. Nazım diyor ki, eğer kötü iyiden aşağıdaysa, eğer biz güçlüden yana değil, yoksuldan yanaysak biz kazanacağız eninde sonunda. Eninde sonunda biz kazanacağız. Benim buna inancım tamdır. Hepimizin inancını tazelemek istedim. Teşekkür ediyorum. Tekrar iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Emeğinize sağlık. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz hocam. Size Ahmet Hoca'ya, Nasır Bey'e, Ali İhsan Bey'e,
Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Size her iki örgüte ben kendi adıma derin şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varız, varsınız. Yoksa bunu da yapamayacaktık, değil mi? Evet. Var olun. Var olun.